oyuncuların zaman zaman işlerine ara vermeleri onların motivasyonunu yükseltir mi? Hani biraz beslenirler mi şeklindeki konuyla ilgili Burcu birici arkadaşlarımız sormuşlar. Siz sektöre küstünüz mü diye Burcu'nun cevabına katılıyor musun? Önce bir dinleyelim. Burcu Biricik dizi sektörüne küstü mü? Öyle bir koştur koştur bir şey yapmanın derdini değilim. Camdaki Kız dizisiyle uzun süre konuşulmuştu. Bir süredirse sessizliğe bürünen Burcu Biricik'i Nişantaşı'nda görüntülüyoruz. Şimdi İngilizce dersimden çıktım. Biraz böyle küçük küçük İngilizce dersi mağlup vermek istiyorum. Sektöre bir küskünlük mü var acaba Burcu Hanım? Yok canım. Hayır hayır. <laughs> sektörü kendi mesleğimize niye küsecek bir durumumuz yok. Daha iyisiyle nasıl döneriz <laughs> çabasındayız ama önce onun için biraz dinlenmek ve kendini bir işe yapmak Demlenmek lazım. Dinlenmek lazım. Dinlenmek lazım. Kendini bir yenilemek lazım. Kendine yeni bir şeyler katabiliyor olmak lazım. Çünkü sürekli işin içindeyken öyle bir şansım pek olmuyor. O yüzden kendimizi tekrar bir yeşertip daha iyisiyle nasıl dönerimizin Kafanızda şey peki bir proje var mı? Hani farklı peki bir rol, bir neler oynamak istersiniz? var bir şeyler ama tabii onun işte yani tam böyle daha oturup değerli toplu bir şekilde bir projelendirdiğimiz zaman bakmak lazım. Meslektaşım burcu hı hı. arada bir dinlenmek lazım, çekilmek lazım diyor. O çekilmenin bir süresi var mıdır? Çok çekilince unutulur mu insan ya da böyle şey mi olur? Hani performansı düşer yani aslında mi? Aslında biraz beslenmekten bahsediyor ha. herhalde. Çünkü sürekli aynı şeyi tekrarda etmek de insan için gerçekten yorucu ve sıkıcı. Tabii. Mesela dünyada böyle değil. Biz mesela o sene bir dizide oynamışız. Başka Hı. dizi var mı diye soruyor insan ya da sene senede bir ya da her sene bir dizide oynamak mecburiyetindeymiş gibi bir algı var. Evet. Yani sanki yerin dolacak, birileri yerine geçecek Ama sonra sen bir daha öyle bir şey yok. Eğer Hı. sen gerçekten burcuda da konservatuar mezunu diye evet. biliyorum. biraz kendini beslemeye ihtiyacı var gerçekten insanların. Çünkü bir şeyde rolde kabul ediyorlar Hı. ve seni hep öyle görmek istiyorlar. Doktor oynuyorsan yıllardır hep doktor oynamak zorunda. <laughs> evet. Ben de hiç öyle, ben onu hiç tercih etmedim. Muhakkak farklı bir rol oynadım. Sonra evet. sitcom'da evet. oynadım. Onu Ondan sonra başka bir şey Ama oynadım. Ama doktorluk da yakıştı yakıştı yani. Teşekkürler. Evet. Çok sağ olun. <laughs> Şu an ben de yaşam koçu olarak. <laughs> evet. Yani o yüzden kendini beslemesi adına bir oyuncunun özellikle kültürel anlamda bir iş yapıyorsan bunun çok büyük faydası var. Öncelikle yabancı dil geliştirmesi ki İngilizce kursundan başladı İngilizce çıkılıyor. dersi Dünyayla entegre olmak anlamında. Çünkü orada neler oluyor, dünyada neler yaşanıyor, sanatsal kaygın nedir, orada nasıl e, kültürel faaliyetler yapılıyor, nasıl oyunlar var, nasıl sinema filmleri çekiliyor. Hmm. Belki de yurt dışında bir hedefi var. Hmm. Belki onunla ilgili bir proje gelecek. Onun evet. için kendini beslemesi çok değerli. Ee, dönüşte fiyatlar artıyor mu? Oyuncunun kaşesi artıyor mu? Atıyorum işte, ama... Bekir Aksoy ya da Burcu Biricik 3 e, yıl sonra dönüyor dediğinde... Öyle bir yükseliyor mu o fiyat? Şöyle bir şey aslında şimdi bu ressamlar için geçeyim. Ressamlar Hı. vefat ettiklerinde fiyatlar yükselir diye düşünülür ama evet. gerçek hayatta e, fiyatı olmayan yani yaşarken bir değeri olmayan ve vefat ettikten sonra da değerli olmaz. Hı. Gerçekten bu yani Burcu adına da özelinde de konuşursak diğer oyuncular için de zamanında zaten para kazanabiliyorsa arada verse vermese de o Yine devam edecektir. Devam ama devam şöyle edecek. bir şey var değil mi? Türkiye'de e, alttan çok kişi geliyor, geliyor. diyoruz Tabii. ama kaliteli kaç kişi var? Hmm. Kaç Açık kişi geliyor? Abi. Aynen öyle. O yüzden kalıcı olacak, kaliteli olan herkes bir şekilde maddi olarak da manevi olarak da o kazancı Özgün sağlar. Üzgün Ömal yıllardır ekranda yoktu. dedi doldu mu? Doğru. 10 yıl. Donmadı. Ve Şimdi. geldi. Evet. geldi. Evet. yine. Siz kendinize, kendinize yatırım yaparsanız, yüzünüzü dinlendirirsen, ben bu e, açıklamalarıyla ilgili bir yazı yazdım Doğru Yolda diye Burcu Biricik. Çünkü biz de bilhassa karakter oyuncuları e, bir dizide kaza geçirip ölüyor. Ertesi hafta başka bir dizide başlıyor. <laughs> orada Tabii. avukat da orada kötü adam oynuyor. Seyirci de inandırıcılık biraz olması lazım. Şimdi şarkıcıların gündem olması avantaj. Ama oyuncuların sürekli özel hayatıyla ya da başka bir şeyle gündemde olması dezavantaj. O işi başladığı zaman inandırıcı karşısına. Şimdi 3 sezon 82 ya da 86 bölüm. Canlıdaki kızdaki başarısının Hı -hı. üstüne e, daha iyisini nasıl yaparım diye düşünmesi bile çok güzel Tabii, bir çok şey. Tabii çok değerli bir şey. Bu saatten sonra İngilizcesini geliştirmek için kursa gidiyor olması Müthiş. bence daha da değerli. Evet. Evet. Bizim bunları çoğaltmamız lazım. Bu insanın kendine yatırımıdır. En doğru yatırım odur. Evet. Yoksa yani zaman zaman giriyoruz ve örnek de veriyorum. İşte ünlü bir dizi yıldızımız var. Bir tane sinema filmi gişede iş yapmış ya da adına dönen bir film yok. Ama e, Türkiye'nin en popüler oyuncusu nereden? Dizilerden. Dizisi kalktı. Evet, evet o popülerlik başka bir şey. Evet. evet. E, yani, popülerlik yani tanınmış başka olmak şey, başka, popüler olmak başka. Gişe başka, reyting başka, 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 bir şey, başka hepsi birbirinden bağımsız. Peki şimdi senle ilgili sen olsan ne yapardın sorusuna neden olacak bir haber geliyor. Haberimiz de şu. Zerrin Tekindor, eee İlker Gezici'nin haberi Sabah Gazetesi'nden. Zerrin Tekindor Başrolünü oynadığı Tuzun gösterimi sırasında bir seyircisinin kendisini cep telefonuyla uzun uzun çekmesi sonucu gerildi. Oyun sırasında oluyor bu. Seyirciyi uyarmak için oyunu kesti. Salonda buz gibi bir hava esti. Sosyal medyada bu konudaki eleştirilere de cevap verdi. Çünkü daha sonra eleştirildi neden böyle yaptığına dair. Videoyu çeken kişiyi savunmanız, beni de eleştirmeniz inanılır gibi değil dedi. Şimdi sık sık tiyatro sahnesine çıkıyorsun. Birisinin seni cep telefonuyla hani her hareketini böyle 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 kaydetmesi ve senin de gözünün takılması. Bir oyuncu olarak rahatsız eder mi? Oyuna Tavsiye devam edici. eder misin? Ama zaten çeken adam için de rahatsız edici bir şey. Oyunu izlemek rahatsız yerine... Rahatsız Yani demek cep ki. telefonunun oradan yani ben buradaydım algısı kendi kafasında öyle bir şeyle... Yani oyun izlemeye gelmemiş demek ki o. Zerrin Hanım'ı çekmeye gelmiş zaten. Evet. Ama Zerrin Hanım da özel hayatıyla hem bir kere mesleğini icra ediyor orada ama telif diye bir şey de var aslında. Ha, orada tabii. sen bir performans sergiliyorsun ve performansı gayet rahat biri çekebiliyor. Dünyanın evet. hiçbir yerinde bunu yapamazsın. Evet. Bunu Almanya'da yapsam, bunu işte Fransa'da yapsam adam alırlar, sana paketleyip atarlar yani. Kesinlikle. Ama Sepet Türkiye'de oluyor. öyle bir şey oyunculular özellikle ben hep bazen espri olsun diye hani halka mal olmuştu, halka mal olmuş arasında bir fark var. Ha. Yani o kişi büyük bir ihtimalle oyuncu, oyuncu olarak görmüyor halka mal olmuş kişi olarak görüp onu bir ürün olarak orada şapkaya kaldırıyor yani. Evet, orada yani şap... o işin parasını verdim ya oyunun. Burası benim abicim Tabii, şeyine değil. bir de bir giriyor. şöyle bir şey var. Onun ışığı yanıyor. Arkadaki insanları da aslında konsantrasyonunu bozuyor. Sadece oyuncuyla ilgili bir şey. Oyuncu için zaten Konsantras konsantrasyon çok önemli ama aynı zamanda seyircinin algısını da e, bozan bir şey. E ben o kişinin yanında otursam benim de konsantrasyonum bozulur. Tam bunu demek istiyorum. Tam tersi arkada ışığı gören insanlar için de sinir bozucu ve sıkıntılı Tabii. bir şey. Çünkü oralar insanlar bir külfet, maddi manevi külfetler öderek geliyorlar oraya. Şimdi sen benim konsantrasyonumu bozamazsın. Tabii ki. E böyle bir şey yapmak istiyorsan git dışarıda çek. Evet. Kurt kuşları çek, boğaz manzarasını çek evet, ama bir çekme hastalığı bir, var zaten evet, bir oyun içine, bir faaliyetin içine gelmişsin, bir performansın içine gelmişsin, burada kişisel tercihin olamaz. Bu evet. salona saygı duymak zorundasın. Şimdi şöyle bir şey var. A -a -a -a. Atatürk'ümüz Musin Ertuğrul, bu çok hızlıca anlatacağım. Evet. E, Musin Ertuğrul eskiden e, tiyatroyu 8'de başlarsa 8'de başlatırmış. 8'i bir geçe başlamazmış. E, Atatürk ve heyeti de oyuna davetli gidecekler. E, tabii en ön sıra onlara ayrılıyor ama e, bir 5 dakika falan geç geliyor. Musin Ertuğrul e, oyunu başlatıyor. Şimdi Normalde artık başlamıyor oyunda. Bekliyorsun da işte belediyeden biri gelecek de onu bekle bekle. Yarım saat bekletiyorlar gerektiği zaman. Hı. Ee, ve Atatürk girmiyor Fuayede oyunu bekliyor bekliyor oyunun perde arası oluyor ikinci yarıda Atatürk ve e, yanındaki e, heyetindeki insanlar giriyorlar Hı. Muhsin Ertuğrul oyunu baştan başlatıyor. Şimdi bu iki taraflı favor'ıdır. Evet taraflı kesinlikle. Anlayıştır. Şimdi böyle bir zarafet evet. var iki evet. taraf içinde geçen yolda. Aynı tarafta olan. Atatürk, Muhsin Ertuğrul. Bir tarafta orada <laughs> evet. cep telefonuyla Hayır o demek istiyor çalışan. ki bak nereden nerelere geliyoruz. Geldik. Evet. Şimdi şimdi zaten sıkıntı burada maddi manevi değil ahlaki sorun var. Yani insanlar kültüre ve şeye şey bakmıyorlar artık. Evet. Yani ahlaki sorun üzerinden bakıyor o hakkı kendinde görebiliyor. Evet. Yani, Ama dese ki biri ona kardeşim sen ne yapıyorsun? yapıyorsun? Burada telifle ilgili bir şey var. Öde bakalım 5000 dolar dese bakalım adam ne yapacak? Tabi telifin ötesinde bir de saygı duymak lazım. Sen e, kadına bir performans sergiliyor ve onu rahatsız edecek şekilde cepte. Bütün e, bu cep telefonunu elinden düşürmeyen her yeri kaydedenlerde şöyle bir şey var. Ben buradaydım. Evet. Ben Zerrin Tekin doğru izlemeye gittim. Bir de Müge ben bilmem ne Kolpaç'ın evet. 4'ün e Galası'na gittim. Müge, bir de şöyle ben bir şurada şey. yemek yiyorum. Bak ne havalıyım. O var. Bir de aslında oyuncular utangaç insanlardır biliyor musun? Evet, naifler. Sahnede mesela aşağıda utanan kişi, sosyal hayatın için utanan kişi sahnede aslında utanmaz olmak zorundadır. Çünkü hani öpüşme sahneleri falan diyoruz, her tabii. şeyi orada icra edecek senin tabii. mesleğin o. Ama aşağıda bizde şimdi devir değişti. Evet. İnsanlar aşağıda utanmaz. Evet. Sahnede utanıyor. Aynen. Şimdi aşağıdan çeken adam, o kişi için söylemiyorum. Evet oyuncu için de geçerli bu. Hmm. Aşağıda kimse utanmıyor. Dedikodular yapıyorlar arkadan, konuşuyorlar. İşte onu orada bir ben buradaydım demek için yapıyor. Ama oraya çıktığında utanıyor. Ben yapamam diyor. Ben nasıl yapacağım diyor. Evet. Yani sen evde ben adam otururken bütün rahatlığıyla onu videoya alsam, adam "Ne yapıyorsun abi?" der. Tabii. Çünkü adam her türlü şey evde rahatlıkla oturuyor evet. şimdi ya, orası. Eee, Derin. detaylarda asıl sorunun seyircinin zerrin Tekin doğru ondan izinsiz ya da onu tek kişilik bir oyun bu performans onu etkileyecek şekilde çekmesinden çok Zerrin Tekindor'un ona gösterdiği reaksiyon aralarında geçen tartışma yani başkaları sahip çıkıyor. Orada oyunu izleyen seyirciler arasında olan başkaları yani. o seyirciye sahip çıkıyor. Çünkü Öyle. büyük bir ihtimal o da aynı mantaliteyle oraya geldi. Mantalite. O da ben de çekeceğim sana Sonra ne da diyor? Diyor. Yani daha yani Zerrin Tegindor gibi yaptığı portre resimlere bayıldığım bir sanatçının daha naif e, bir üslupla ya ha yani onu bunu bilemem. söyleyebilirdi yani bu bu kadar büyümeyecek bir şekilde. Acaba Yıldız Yıldız Hanım Yıldız Kenter'le e, rahmetli anıyorum burada çok büyük bir duayen, yani, çok büyük bir e, sanatçıydı. E, biz bir oyunda oynuyorduk. Lütfen kızımla edinir misin ne diye. Ne kadar e, Aynı bir, zamanda otoriterdi. Evet. Hı. Kenter sahnesinde aşağıda Hanımefendinin bir salon sıcak ...yelpaze pazı almış tık 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 gel oynuyor ama şimdi orada da bir gerçekten konsantrasyon var bak cep telefonu değil yaparken o ses tık 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 tık. Yani seyirciler arasında bir tane bilen testoy var. Şimdi bak gel Bekir biraz para. Yani onu uyardı onu. Evet uyarır uyarır da.